Anlaştı Adam kanalından herkese selamlar. Otofaji kişinin kendi vücut parçalarını yeme arzusudur. Bu videoda bunları inceleyeceğiz. İyi seyirler. Otofaji, vücudun kendi parçalarını sindirmesine ya da kişinin vücut kısımlarını yeme arzusuna verilen isimdir. İlerlemiş vakalar göz önünde bulundurulduğunda en korkutucu psikolojik rahatsızlıklarından biri olan otofaji hakkında sizler için derlediğimiz bilgiler şu şekildedir. Otofaji aslında zannedildiğinden çok daha sık rastlanan bir hastalıktır. Her ne kadar hastalığın çok daha ilerlemiş ve tehlikeli tipleri bulunsa da tırnak yeme, parmak ve dudaklardan koparılan ölü derileri çiğnemek de otofaji hastalığını işaret etmektir. Artan stres sonucu ortaya çıkan otofajinin bu tiplerinin kişilerin tıbbi yardım almaya ihtiyaç duymadığı, çok fazla önemsemediği örnekleri oluşturur. Hastalığın ciddi boyutlara ulaştığı durumlarda ise kişi kendine büyük acı verse de kendini yemeye engel olamaz. Bu durumda kişi artık tam anlamıyla bir yamyama dönüşmüştür ve yeme alışkanlığı kendini sakat bırakana kadar sürdürebilmektedir. Hastalığın bu duruma gelmesi ise genellikle başlangıçta sözünü ettiğimiz basit ve zararsız alışkanlıkların ilerlemesiyle gerçekleşmiştir. Bu gibi durumlarda kişi parmaklarında ciddi yaralara sebep olacak şekilde alışkanlığı ilerletebilmektedir. Ya da bazı önder örneklerle rastladığımız gibi parmakların işlevsiz hale gelene kadar kemirebilmektedir. Bu boyutlara ulaşan otofajinin sebebi ise bugün hala bilinmemektedir. En sık rastlanan bağlantılar, kişilerin yenmeye uygun olmayan objeleri yeme arzusuna duyduğu pika ve obsesif kompulsif bozukluklarla kurulmaktadır. Ancak bu bağlantıların ikisi de henüz kanıtlanabilmiş değildir ve bugün rahatsızlığa sebep olan durumları açığa çıkarmak için çalışmalar yürütülmektedir. Otofajiye besin yetersizliğin, psikolojik stresin ya da beynin iştahı yöneten bölümlerinde meydana gelen anomallerin sebep olduğu düşünülmektedir. Bu tip bir hastalıkla yalnızca vücut kısmının yenilmesiyle odaklanmak yanlış olacağı için kişilerin kendi vücutlarına acı verme istediklerinde üzerinde durulmaktadır. Bu yüzden hastalığın yoğun bir duygu hissetme arzusuyla olan ilişkisi de oldukça önemlidir. Duygusal girdikleri azlığın ve duygusal bir acıyı bastırma gereksinimin de otofajiye sebep olduğu düşünülmektedir. Özellikle duyu kaybı yaşayan yaşlı hastaların bu eksikliği başka bir uyarılarla doldurmak için otofajiyi kullandıkları iddia edilmektedir. Bir başka teori ise otofajinin derinlerde yatan seksüel problemlerden kaynaklandığı yöndedir. Kişinin istekli olarak kendi vücudunda acıya sebep olması, psikologlar tarafından bastırılan cinsel problemler ve stresle baş etme girişimi olarak yorumlamaktadır. Ancak az önce sözünü ettiğimiz gibi diğer tüm ihtimaller gibi bu düşünceler de henüz kanıtlanmış değildir. Hastalığın tedavisinde ise hesaba katılması gereken birden fazla ayrıntı bulunmaktadır. Otofajin tedavisi için hem fizyolojik hem de psikolojik sebeplerin araştırılması büyük öneme sahiptir. Bu sebeple vücut yaralarının tedavisinin yanında kişide obsesif kompulsif bozukluk olup olmadığı tespit edilmesi ve hastalığın ilaç ve terapi yardımıyla tedavi edilmesi büyük bir önem taşımaktadır.